Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Tekâsür suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkümü tekâsür. Çoklukla oyalanmak sizi öyle alıkoydu ki hatta zürtümül mekabir, ta ki kabirleri ziyaret ettiniz. Çoklukla oyalanmak, yani biraz daha fazla mal, biraz daha fazla mülk, bu gibi şeylerle oyalanmak ta ölünceye kadar sizi meşgul etti. Bununla alakalı bazı açıklamalar tefsir kitaplarında yer alıyor. Bunlardan birisi, insanların şu dünya hayatında işte daha fazla mal, daha fazla evlat, daha fazla şöhret gibi bir takım şeylerin peşinde koşmaları ve bunun neticesinde kesrette boğulmak tabir edilen, bunların bu işlerin içerisinde kalmak ve bu işler arasında Allah'ı hatırlamamak, dünyaya kendini kaptırıp oyalanmak ve neticede bu dünyadan gitmek ve o şekilde ta kabre kadar çoklukla insanların meşgul olması ve servet peşinde, şöhret peşinde koşması ve böylece geriye dönüp baktığında boşa geçmiş bir hayat, bunu böyle görmesi. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de mesela dünya hayatının durumu anlatılırken, dünya hayatı işte bir zinettir, bir süstür ve kendi aranızda bir tefahur, övünmektir. Mallarla, evlad ile bir övünmektir. Bu mealde ayet-i kerimelerde yine nazara veriliyor. Ve gördüğümüz de bu şekildedir. İnsanların çok büyük bir kısmı dünya hayatında biraz daha fazla mal, biraz daha fazla mülk edineyim derken ömrü geçer gider ve şu dünya hayatında geriye dönüp baktığında ahiret için faydalı bir şey yapmamıştır. Boşa geçen bir ömür. Tabi bunu anlayabilmek için dünyanın mahiyetini iyi bilmek gerekiyor. Dünyanın mahiyetini iyi bilirsek bu surede ifade edilen çoklukla oyalanmak sizi ta kabre kadar meşgul etti. Gerçek vazifelerinizden alıkoydu. Bu manayı o zaman daha iyi anlayabiliriz. İnsan şu dünyada misafir bir yolcu. Bizler ruhlar aleminden ana karnına, oradan bebekliğe, çocukluğa, derken gençliğe, olgunluğa, ihtiyarlığa ve ihtiyarlıktan kabre doğru giden, kabirden sonra da ebede kadar hayatı devam edecek olan insanlarız. İnsan sadece dünyevi bir varlık değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle dünyadaki durum bir ağacın gölgesinde bir miktar gölgelenen bir yolcuya benzer. O yolcu daha sonra yoluna devam edecek. İşte dünya hayatında bir miktar gölgeleniyoruz. Bir miktar hayatımız, 60-70 yıllık hayatımız burada geçiyor. Ama hayat burayla sınırlı değil. Buradan sonra da hayatımız devam edecek. İnsan bu yönüyle adeta ticaret için, memuriyet için dünyaya gönderilmiş bir varlık gibi. Ticaret için derken bize verilen kabiliyetler, bize verilen ömür, bize verilen fırsatlar, bunların hepsi birer sermaye ve bizden istenen bunları iyi bir şekilde değerlendirmek. Mesela dünyaya hiçbir şey bilmez vaziyette geliyoruz ama zamanla çok şeyler öğrenebiliriz. Dünyaya geldiğimizde ibadet nasıl edilir bilmiyoruz ama zamanla ibadeti öğreniyoruz. Bu şekilde insan dünyada vaktini değerlendirmekle mükellef. Memuriyet derken de hiçbir insan başıboş değil. Memur amirinden emir aldığı gibi insan da amirler amir olan Allah-u Teala'dan bir takım emirlere ve direktiflere muhataptır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nas, ya eyyühellezine amenu, ya eyyühel insan, bu gibi ifadelerle bize hitap ediyor. Ey insan, ey insanlar, ey iman edenler, bu gibi ifadelerle bize sesleniyor ve bir takım direktiflerde bulunuyor. Mesela neler yenilir, neler yenilmez bize anlatıyor. Yenilmez dediklerini yememek gerekiyor. Nelere bakılır, nelere bakılmaz Kur'an-ı Kerim'de nazara veriliyor. Mesela deniliyor ki ayette, ey peygamber, müminlere de ki
kullil müminine yavuttu min ebsarihim, onlar gözlerini haramdan korusunlar ve yahfazu furucahum, ve iffetlerine sahip çıksınlar, namuslarına sahip çıksınlar. İşte her bir insan bu şekilde dine muhatap ve din bir takım direktifler bize veriyor. Şu helaldir, istifade edebilirsin. Bu haramdır, bundan da kaçınmalısın diyor. Böyleyken işte herkes rızık peşinde. Biraz daha kazanayım. Şu benim evim olsun, arabam olsun, işte tatilim olsun, maddi imkanlarım fazla olsun gibi. Bunların peşinde koşarken bakıyorsunuz ki pek çok insan yaratılış gayesinden gafil kalıyor. Yani ben bu dünyaya neye gönderildim? Düşünmüyor. Vazifem nedir? Bunları düşünmüyor. Ve sadece yemek, içmek, işine gidip gelmek ve oyun, eğlence, bu gibi şeylerle hayatı geçip gidiyor. Şairlerimizden birinin şöyle bir tasviri var. Diyor ki, öyle bir nehri muazzam gibi cuş etmişsin ama heyhat boşa akıp gitmişsin. Ve bu gibi insanlar geriye dönüp baktıklarında şunu göreceklerdir. Onların ömürleri bir nehir gibi akıp geçmiş ama boşa akmış, çorak araziye akmış ve şu dünya hayatından iyi bir netice elde edemeden geçip gitmişler. İnsan olarak dünyaya gelip hiçbir ticaret yapamadan dünyadan göçüp gitmek elbette akıllılık değil, kârı akıl değil. Aklı başında olan her bir insan, beni bu dünyaya kim gönderdi, niçin gönderdi, burada vazifelerim nedir, bunları bilmeli ve çoklukla oyalanmadan, yani mal, mülk, şan, şöhret, bu gibi şeylere takılıp kalmadan Allah yolunda ilerleyebilmeli. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir kısım er insanları met ediyor ve onlarla alakalı şöyle buyuruyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zeka. Öyle er insanlar vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları namaz kılmaktan, zekat vermekten, Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Yani bunlar ticaretle meşgul olurlar, alışverişle meşgul olurlar ama Allah'a karşı görevlerini de yerine getirirler. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna davet edilen bu kimseler davete icabet ederler ve günde 5 defa o şekilde huzurda divana dururlar. Cenab-ı Hakk'a ibadetlerini takdim ederler ve o şekilde ihtiyaçları neyse ihtiyaçlarını arz ederler. Ve onların Allah ile olan irtibatı bu noktada kuvvetlidir. Gaflete dalmazlar, vazifelerini unutmazlar. Diğer insanlarla münasebetleri iyidir. Zekat vermeleri gerekiyorsa verirler. Ve daha diğer vazifeleri neyse onları yerine getirirler. Burada bu ayet-i kerimede yani ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'a anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamaz denilmiş. Demek ki bunu gerçekleştirebilmek mümkün. Bazıları bunu şöyle formüle etmişler. Demişler ki dışı sahra-i kesrette, içi umman-ı vahdette. Yani dış görünüş itibariyle ticaretle meşgul, para, pul işleriyle meşgul, insanlarla iç içe ama gönül dünyasında, kalbinde Allah Allah diyor ve Allah'ı yad ediyor, Allah'ı zikrediyor. Yani böylesi olur mu? Evet olur. Kur'an-ı Kerim bu gibi kimseleri met etmekte. Okumuş olduğumuz surede ise el-hâkümü't-tekâsür, işte mal, mülk, bu gibi şeyleri daha da artırma tarzındaki meşguliyet sizi alıkoydu. Hatta zürtümül megabir, ta ki kabirleri ziyaret ettiniz. Yani ölünceye kadar haliniz böyle devam etti. Bu sureyle alakalı bir de şöyle bir sebebin nüzule yer verilir. O da ayetin başka bir açıdan değerlendirmesi. Surenin başka bir açıdan değerlendirmesi. Araplar arasında malum kabilecilik çok yaygın. Bir gün o kabilelerden birine mensup bazıları diyorlar ki diğer kabileye, bizim sayımız sizden daha fazla. Onlar da yok bizim fazla diyorlar. Ama bir sayımın neticesinde işte bir tarafın daha fazla çıkıyor.
Bunun üzerine diğer taraf diyor ki sizin evet hayatta yaşayanlarınız bizden fazla olabilir ama bizim de ölülerimiz daha fazla. Kabirlere gidiyorlar, şu sizden bu bizden, tek tek kabirdekileri sayıyorlar. Bu defa da diğer taraf fazla çıkıyor. Ve bu surenin bu olay münasebetiyle nazil olduğu bazı kitaplarda, tefsir kitaplarında geçer. Yani bu şekilde sayıca çoklukla övünmek sizi öyle meşgul etti, gerçek vazifelerinizden öyle alıkoydu ki işi mezara kadar götürdünüz. Yani kabirdekileri saymaya kadar götürdünüz. Ve bu manayla değerlendirildiğinde cahiliye döneminin cahilliklerinden birisini ortaya koymuş oluyor. Yani sayıca çokluk bu bir marifet değil. Marifet Allah'ı bilmek, marifet Allah'a kul olabilmek. Ama bunlar biz sizden daha fazlayız, yok siz şöyle biz böyleyiz gibi bu gibi dedikodularla vakit geçiriyorlar. İncir kabuğunu, çekirdeğini doldurmayacak şeylerle hayatlarını dolduruyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim bu noktada meselenin bir değerlendirmesini yapıyor ve bunun yanlış olduğunu bildiriyor. Kella, hayır, asla. Yani sizin zannettiğiniz gibi değil, ölçü bu değil. Sevfe talemun, sonra bileceksiniz. Tabi sonra bileceksiniz derken hemen bir anda insanlar bilemeyebilir. Ama öldüklerinde bunu bilecekler. Ve eyvah biz yanlış yapmışız. Boşuna siz daha fazla biz daha fazla gibi bu gibi tartışmalarla oyalanmışız diyecekler. Sonra bunu anlayacaklar. Falan kabileye mensup olmak insanı kurtaran bir şey değildir. Bütün ırklarda, bütün kabilelerde iyiler de vardır, kötüler de vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'tendir. Kureyş Araplar içinde daha asil kabul edilen bir kabile. Ve Kureyş'in diğerleri üzerinde bir hakimiyeti de var. Ama doğrudan yine Peygamberimizin akrabaları içerisinde ona muhalefet eden kimseler de var. Ebu Leheb gibi peygamberin amcası Kureyş'ten, onlara göre asil kabul edilen bir kabileden ama peygamberin en büyük düşmanlarından. Böyle olunca bu iş kabileye göre değil. Bu iş falan hanedandan olmakla alakalı değil. Falan milletten olmakla alakalı değil. Ruhun ırkı yok. Allah-u Teala diğer alemde bizi ırklarımızdan sormayacak. Yani hangi millettensin, sen hangi ırka mensupsun, bunun sorgusu yok. Çünkü bizim orada zaten tercihimiz yok. Bu bir kader programıdır. Allah-u Teala bir kısmını Araplardan, bir kısmını Türklerden, bir kısmını Hintlilerden, bir kısmını Kürtlerden, bir kısmını daha başkalarından dünyaya göndermiştir. Ve şu millet veya bu milletten olmak tek başına marifet değildir. Tek başına hüner değildir. Mesele hangi milletten olursak olalım insan olabilmektir. Bu da iman ile oluyor, takva ile oluyor, Allah yolunda gayretle oluyor. Buna göre insan kıymet kazanıyor. Kur'an-ı Kerim'de değer ölçüsü olarak bize şu bildirilir. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizleri bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaile li ta'arafu, birbirinizi tanımanız için kabilelere, milletlere sizi böldük. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında en itibarlınız, en şerefliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır. Yani en çok takva sahibi olanınızdır. Kur'an-ı Kerim değer ölçüsünü bu şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla her millette iyiler de vardır, kötüler de vardır. Şu veya bu milletten olmak tek başına iyi veya kötü olmak için yeterli değildir. Herkes ameline göre, imanına göre diğer alemde değerlendirilecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade eder. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum. Allah suretlerinize bakmaz. Velakin yanzuru ila gulubikum. Lakin Allah kalplerinize nazar eder. Malum insanın kalbiyle alakalı nazargahı ilahi denilir. Yani Allah-u Teala o kalbe nazar ediyor. O kalpteki iman, o kalpteki Allah'a muhabbet, insanlara muhabbet gibi güzel duygulara göre o kalbe kıymet veriyor. Demek ki
Asıl değer bunlar ve buna göre hayatı yaşamak lazım. Bu münasebetle kabir ziyareti değerlendirilebilir. Çünkü hatta zürtümül mekabir derken ta kabire ziyarete kadar vardınız. Malum İslamiyet'te kabir ziyareti başlangıçta yasaklanmış. Ancak belli bir dönemden sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: ben sizi kabir ziyaretinden yasaklamıştım ama artık ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret ediniz, ibret alırsınız. Peki başlangıçta niçin yasaklanmıştı? İslam'ın başlangıcında Müslümanlardan vefat eden pek yoktu. Böyle olunca o günkü insanlar ziyaret ettiklerinde müşrik atalarını ziyaret etmiş olacaklardı. Dolayısıyla bu açıdan başta yasaklanmış ama ileride Müslümanlardan da vefat eden olunca kabir ziyareti serbest bırakılıyor. Ve insan kabir ziyaretinde de bulunmalı. Nasıl ki birbirimizi ziyaret ediyoruz, bizden ayrılan, aramızdan ayrılan kimseleri de ziyaret etmeli. Ve kabre vardığında "Esselamu aleykum ya ehlel kubur, ey kabirdekiler, selam size, Allah'ın selamı üzerinize olsun" demeli. Ve ardından da "ve inne inşallah bikum lahigun, İnşallah biz de size katılacağız. Es'elullah lena ve lekum el afiye, Allah'tan hem bize hem de size afiyet dilerim." Bu manada dualarla geçmişlerimize Kur'an'dan okuyarak, Fatiha gibi, Yasin gibi, Amme gibi, daha diğer şeyler de olabilir. El-Hakümet Tekâsür, bu da yine kabirden bahsettiğinden dolayı kabir ziyaretinde okunan surelerden birisidir. Buralardan okuyup gerçekten bir ders ve ibret almak, hem ziyaretine gitmiş olduğumuz, aramızdan vefat etmiş olan, ayrılmış olanları hayırla yad etmek, ruhlarını şad etmek lazım. Hem de bize bakan yönüyle bir gün gelecek, biz de oraya gireceğiz. Şu anda ziyaretçiyiz ama ileride ziyaret edilen durumuna düşeceğiz. Kabir bizi de bekliyor. Kabre gitmek insanı bu noktada diğer aleme hazırlar. Ve bu açıdan kabir ziyaretinde bulunmak da bir sünnettir. Dinde bunun yeri vardır. Evet, burada Allahu Teala daha sonra şöyle buyuruyor: "Sümme kella sevfe talemun", sonra hayır, sonra bileceksiniz. "Kella lev talemuna ilmel yakin", kella, hayır asla, eğer ilmel yakin ile bilseniz. Yani ilmel yakin ile bilseniz bu böyle, bu şekilde yanlışlar yapmazsınız, kabre göre hazırlanırsınız, dünya hayatını güzel tanzim edersiniz. Çoklukla oyalanmak yerine Allah yolunda bir gayret içinde olursunuz. "Letaravunnel cahim", elbette cehennemi göreceksiniz. Burada cehennemi görmek genel anlamda "ve in minküm illa veriduha" ayetiyle de alakalı değerlendirilebilir. Sizden her biri oraya uğrayacak diyor ayet-i kerime. Ve bu şöyle açıklanmış tefsirlerde: mümin olanlar da cehennemi görecek. Ama bir yangın mahallinin üstünden uçakla geçip gitmek gibi, o şekilde onlar geçip gidecekler. Ateş onlara zarar vermeyecek ama kafirler açısından onlar tam görecek. Yani ateşin içine atılacak. İşte "letaravunnel cahim", elbette o ateşi, cehennem ateşini göreceksiniz. "Sümme letaravunneha aynel yakin", sonra da aynel yakin ile göreceksiniz. Yani bir uzaktan görmek var, bir de doğrudan içine atılıp doğrudan gözüyle çok daha ileri boyutta görmek var. "Sümme letüselunne yevme izin anin naim", sonra da yemin olsun ki bütün nimetlerden sorulacaksınız. Burada acaba ayetin muhatabı sadece cehenneme atılacak olanlar mıdır, yoksa bütün insanlar mıdır? İki türlü de değerlendirilmiş. Burada özellikle cehenneme gönderilecek kimseler nazara veriliyor. Onlara verilen bütün nimetlerden bunların tek tek hesaba çekileceği ayetten anlaşılıyor. Ama genel anlamda da düşündüğümüzde bize verilen bütün nimetlerden elbette sorumluyuz. Herkese verilmiş olan nimetler sorulacak. O nimetin gereğini yapabildi mi, hakkını verebildi mi, o nimete şükür mü etti, yoksa nankörlükten bulundu? Her insan bunlardan sorulacak.
Bu manada baktığımızda hepimizin içinde bulunduğu çok büyük nimetler var. Saymaya kalsak bitiremeyeceğimiz nimetler var. Bunları hayırda kullandığımızda, bunlardan bize sorulduğunda hesabı rahat vermiş oluruz. Ama bunları küfürde, küfranda, günahta, masiyette kullanırsak Allah korusun durum çok feci olur. İşte bu sure kısalığıyla beraber bu gibi nice önemli mesajları bize veriyor ve öldükten sonraki hayat için hazırlanmamız gerektiğini bildiriyor. Cenab-ı Hak bizi şu dünya hayatını en iyi değerlendiren ve lütfuyla cennetine, cemaline mazhar kılmış olduğu bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.